2013-17 aralığında itibaren örgüte yönelik soruşturma operasyonları başlatıyorsunuz. Örgütün kaçacak, saklanması lazım ama 2,5 yıl sonunda size darbe yapılıyor. Bu akıllı izah edecek gibi değil. Sonra bakıyorsunuz darbe yapanlarla ilgili evrede bilgiler var, hep ifade edilmiş. Bu darbeyi yöneten sivil imamların isimleri sizde var. 2 yıldır biliyorsunuz. Ne aramışsınız, ne sormuşsunuz, ne takip, ne dinlemişsiniz. Sonra bakıyorsunuz o gün öğlen saat tesadüf bir insan iyi niyetli gitmiş ihbar etmiş. Çok güzel, hemen tedbir önlenmesi lazım, almamışsınız. Yani bunlar çok kötü yoruma müsait şeyler. Ama iyi manada bakarsa dediğiniz gibi Türk halkı bütün ayağa kalkmış herkesiyle. Hiç sanısı sağ solusu yok. Türk basını ayağa kalkmış. Bütün sivil yönetim kalkmış. Ordusu, bütün vatansever subaylar herkes rolünü oynamış. Yani çok da güzel tarafı da var. Ama kötü niyetle yorumlamaya bakarsanız veya şüpheci mantıkla bakarsanız veya aklınızın almadığı olaylar var. İyi baktığınızda izaha mümkün ama yoksa diyorsunuz ki siz nasıl olur da bu darbeyi yönetecek silahlı kuvvetli imamını biliyorsunuz. En üstteki adamını biliyorsunuz. Sıradan insanlarla, bir öğretmenle, bir polisle günlerce uğraşıyorsunuz da silahlı kuvvetleri yönetecek imam hakkında hiçbir çalışma yapmıyorsunuz. Nasıl izah edersiniz bunu? 2 yıldır elinizde var. 3 tane önemli tanık. Hem de cemaatin en iyi adamları. İstihbaratçısınız. Siz izah edeceksiniz. İzah yok. 3 tane önemli insan ki belki 10 da var. Size diyor ki bu adam silahlı kuvvetleri, hava kuvvetlerin imamıdır veya kara kuvvetleri veya silahlı kuvvetlerin imamıdır diyor. En az onun gibi 5-10 kişi daha ifadesi var, verilmiş. Peki sıradan insanlarla bu kadar uğraşıyorsunuz da size en üstteki adam verilmiş. Ve siz darbe beklentiniz var. Silahlı kuvvet örgütlemeyi çözmemiz lazım diyorsunuz. Bu adamları ne inlemişsiniz, ne dinlemişsiniz, ne takibini araştırmışsınız. Şimdi iktidarsanız bunu hesapla sormuyorsunuz. Ya niye yapmadınız diye. Bu da bir gariplik. İşte olay günü ihbar var ama ihbara rağmen gerçek tedbir alamıyorsunuz, almamışsınız. Şimdi bakarsan kötü niyet mi? Kötü niyetli gözüküyor ama bana göre kötü niyetli değiller. Kim bir basiretsizlik? Kimi olayı bilmeme, kimi devlet yönetimiyle ilgili akılla mantık alamayacak kadar garip şeyler bunlar.